Şimdi başka bir görüntü ekrana getireceğiz ve Bircan'a da soracağım. Bu görüntü ne Bircan ve ne görüyoruz? Ne, hangi görüntü? Size de soruyoruz, ne görüyorsunuz? İlk önce verelim bakalım. Bu fotoğraf paylaşım sitesi İmgur'a düşen bu kareler. Ben hiçbir şey göremiyorum Ece. Peki tam ekran alabilir miyiz? Bu Biraz bir kare, daha... ultrason galiba. Evet. Bir şey yani orada Bismillah. Bak bir bebek var şimdi önce. Bebek hangi? Ha, bebek şu, tamam. Bebek Ay, evet o ne? Şu altta kırmızı. yatıyor. O ne be, suratı olan? O kırmızı ne sence? Ne görüyorsun? O suratı var, bayağı çocuğa bakıyor. Doğru mu görüyorum? Çocuğa bakmıyor mu? İkinci görüntüyü verelim. Bak bir. Bu Evet. iki. Bu görüntü ne? Ne görüyorsun? Ay, Sevgi seyircilerim siz ne görüyorsunuz? Şaka mı Yani bu? tüyler ürperten bir görüntü değil midir? Bu ultrason görüntüsü. Bu şaka Ve mı? normalde bebeğini görmek amacıyla doktora giden anne baba ultrasonda bebeğin dışında bakın ne de görüyor. Daha Ay yakın Allah. Ay, çok sinir bozucu. Ay, ben bir şey soracağım. Salih Hoca'yı bağlayalım ama bir şey sorasın var. Niye biliyor musun? Çünkü ya bu... Büyü diye bir şey var. Sihir mi diyelim? Sihir. Evet. Bir kadına yapılınca benim bildiğim çocuğa da hani enerji diyelim. Enerji diyelim. Salih Kötü Hoca'yı enerjiler. Bağlayabilir miyiz Memişoğlu? Salih Memişoğlu bağlasak mı? Gerçekten bu nedir? Yani ben çok ürkerim. Ben Çünkü bir de... ben de benim çok maalesef inandığım bir durum. Yani ben böyle şeylerin yeme içmeden bile yapıldığına inanıyorum yani. Ben de inanıyorum. O yüzden böyle bunu yapan şarlatanlardan Allah uzak tutsun bizi ama. Seyircilerden gelen mesaj. Ne diyor? Şeytan gibi bir yüz bebeğe bakıyor. Evet işte, şeytan gibi bir yüz bakıyor. Biz Ay, de onu gördük. Gerçekten yani orada bir şeytan görüyorum. Ve şu anda da sosyal medyada en çok konuşulan konulardan bir tanesi. Ya bebeğin ultrason görüntüsü, o görüntünün işi ne? Yani bir benzerlik mi? Niye olur? Nasıl böyle bir görüntü olabilir? Ya da olabilir mi? İşte onu ben merak ediyorum. Olabilir. Benim bildiğim olabilir. Çünkü ya ben birçok hikaye, ben böyle mistik olayları çok okuyorum ve birçok hikayede ya doğarken ben en çok bu hamile kadının hayatını merak ettim. Yani ne oldu da şu görüntüyü biz gördük? Ay ne olur hamileler de yani şu anda evet biraz böyle bir korkmuş ultrason olabilirim. Görüntünün olduğunu düşünemiyorum. Yani Ha, bir de bebeğinin yanında ya, bebeğin bir görüntü. yanında ya. Ne yapmak istersin o sırada? Ay Allah korusun. Yani ben çok korktum. Bunun yani bir açıklaması bu, varsa bile biz... Salih Hoca'yı bağlayabiliyor muyuz? Kaldık yani. Bunun bir açıklaması varsa Peki. bile biz bunu açıklayamayız. Yani metafizik uzmanı anca açıklayabilir. Bunu şimdi Salih Memişoğlu az sonra yayına bağlanacak. Kendisini Süper. Arıyoruz ama ben de ultrasona çok gittim. Hı. Ve hiçbir şekilde çocuğum dışında başka görüntü görmedim. Görmeyi yani, tahammül bile edemezsin ki. Hayır, hayır farklı bir ne bileyim şeytan değil Allah korusun. Şey böyle hani farklı bir şey, farklı Hı. bir görüntü. Bir ay fotoğrafı ve atıyorum yani. Hiçbir şey görmedim çocuk dışında. Çocuk dışı yani orada çocuğa dikkat etmiyorsun. O şeytana dikkat ediyorsun. Ben yemin ederim onun yüzü daha belirgin ya. Daha belirgin. Bak bebek altta. Kulağı falan sivri. Bebek altta yatıyor. Evet, alt yazı alalım mı arkadaşlar? Bebeği de görelim. Alt yazıda bakın bebek bayağı tamam cenin şeklinde uyuyor zaten. O normal olması gerektiği gibi. Ama bebeğe bakan bir korkunç bir surat var. Çekik gözlü. Uzaylı diyen olmuş ama normalde de hani biz tövbe tövbe. Bu of. Şeytanın fotoğrafını, görselini hep böyle görmez miyiz Hep her yerde? böyle resmedilir değil mi? Resmedilir. Evet. Yani bu ayarlanmış vesaire bir şey. Acaba şey ayarlanmış mi? Olabilir mi yazanlar çok? Photoshop olabilir Photoshop mi yani? Photoshop olabilir mi diyorlar zaten. Ama tabii ki de olabilir ama asıl bizim aklımıza getirecek soru şu olmalı. Böyle bir şey olabilir mi? Hmm. Bu yüzden biz şu anda mesela tereddüt ediyoruz yani. Sence bu çocuk ne kadarlıktır ya? Çocuğun söyleyeyim yani bana 3-4 aylık gibi geliyor. 3-4 aylık gibi değil mi? Yani daha sanki daha küçük yani ayaklarını zaten. Bile hani çok net seçemiyoruz. Tabii buradan anlaşılmıyor ama benim de böyle bir tecrübem yok tabii. 3-4 aylık bir çocuğun yanında böyle bir görüntü olabilir mi? Asıl Evet. sorulması gereken bu yani. Onu soralım şimdi hocamıza ama şimdi mesela bir mesaj geldi. O ilgimi çekti de ya hamile bayanlar da izliyor. Bir uyarıda bulunabilir. İnsan ürküyor demişler. Bakalım hocamız o uyarıyı yapsın. Böyle bir görüntü neden oluşur? Olabilir mi? Metafizik uzmanı Salih Memişoğlu hattım. Ay sağ olsun, hiç kırmaz bizi ya. Salih hocam Hoş günaydın. geldiniz.
Günaydın. Hayırlı yayınlar. Nasılsınız? Çok teşekkürler hocam. Siz nasılsınız? Allah razı olsun. Ben biraz izledim. Çok da fazla izleyemedim ama bu tür görüntüler son dönemde bayağı var. Yeni değil. Yeni değil. Aa, daha var böyle yani, şeyler diyor. İnsanoğlu hani bazı aramızda bu kadar insanlar var. İşte 13 bin alem yaratık var. Bunların içlerinde işte hayvanlar var, insanlar var, canlılar var. Ama bir de bilinmeyen bir sürü alem yaratık vardır. Bunlar yavaş yavaş son dönemlerde meydana çıkmaya da başladı. Allah Allah. Yani biz böyle çok görüyoruz. Mesela kadın kalkıyor, çocuğunu emzirmeye kalkıyor. Bakıyor yanında bir kişi yatıyor. Ay tövbe tövbe hocam ya. Şimdi şimdi biz bunu doktorlara da görüşüyoruz. Doktorlar diyor ki yani bunu gördüğünde eğer hayalse veya halüsinasyon bir şeyse gördüğü an yavaş yavaş kaybolur. Aa. Ama bu eğer devam ediyorsa burada başka bir şey aramak lazım. Ya sonra ben gidiyorum o eve. Davet ediyorum. Bakıyorum ya böyle bir şey oluyor mu? Bakıyorum aynı şey. Yani çocuğun yanında bunlara bazı insanlar işte sükren der, bazı insanlar işte başka bir şey söyler, enerji der, bilmem ne der ama bunlar maalesef var. Bir inanın biz bunlarla her gün karşılaşıyoruz. Hocam bunun sebebi ne olabilir? Kötü enerjiler mi? Anneye yapılmış. Aynı öyle kötü enerji oluyor. Anneye yapılmış bir şey oluyor. Anne üzerinde sükran oluyor. Mesela anne kalkmış gece. Ben daha bugün bak sabah tesadüf birisiyle görüştüm. İzmir'den arıyor beni. Anne kalkmış sabahleyin çocuğu emzirecek. Çocuğumun yanında birisi yatıyor diyor. Kalktım diyor neredeyse elimi vuracağım ona diyor. Yavaş yavaş diyor. Biraz ilerledi arkadan dişlerini diyor kulaklarını dikti. Bir pis gülerek oradan ayrıldı gitti diyor. Hocam nasıl bir şeye benzetiyorlar? Anladım ona diyor böyle. Bir üstü yani. Mesela fiziksel olarak nasıl benzetme yapıyorlar hocam? Neye benziyormuş? Fiziksel olarak işte normal bir insanın biraz daha böyle çekik gözlüsü. Kulakları yukarıya doğru aynı çekilmiş. Burnu yukarıya çekilmiş. Bu resimdekini görüyor musunuz? Bu resimdekini baktım. Görebiliyor musunuz şu an? Biz ekrandakini gördüm. Aynı ona benziyor. Aynen tarif ettiğiniz gibi. Aynen bunlara benziyor işte bunlara benziyor. Hocam aslında peki şimdi bazen gördük ultrasonda bunu. Anne adayıyız. Ne yapacağız hocam? Şimdi bak o evde bir tane çok önemlidir. Bak şu çok önemli. Bunu aslında herkes bilmesi lazım yapabilir. Yani insanlar doğduğu zaman her şeyi ezberliyor bunları da ezberlemesi lazım. Bak bir bardak suya bir ayı dergisi velet nasfesi olursunlar. O evin duvarlarına sersinler bir daha o köründe öyle asla girmez. O kadar. Bak o kadar da basittir bu. Bunu aslında illa görmemize gerek yok. Biz de yapmalıyız zaten. Hani duamızı okuyoruz ama bazen, suya diyorsunuz. Tabii suya okuyup evin duvarlarına içseniz de olur. Duvarlarına serperseniz daha iyi olur. Ya peki hocam. Şimdi hamile bir sürü kadın da bizi izliyor. Bayan bizi izliyor. Kadın bizi izliyor. Şimdi böyle bir ultrason görüntüsü. Doğumu etkiler mi? Kadın strese girmez mi? Ne olursa şimdi olsun. Yani stres tetiklemez mi? Allah korusun erken doğum olsa. Şimdi burada çok önemli bir şey değindiniz. Bu tür şeylerde tabii her şey bunlarla ilgili değil. Kadınların psikolojisi de bozuk olabilir. Doğum sonucu sendromları da olabiliyor. Hayal de görebiliyorlar. Her şey bunlarla ait değil ama bu tür şeylerden dolayı bir sürü kadının çocuğunun düştüğünü ben çok iyi biliyorum. Ay hocam şimdi size bir şey soracağım. Bir izleyicimiz yazmış ki ben kendi kardeşimden biliyorum. Anne karnında bebeğe musallat olmuştu. Bir iki ay önce kardeşim kurtuldu. Buradan detayları versem inanamazsınız diyor. Bebeğe direkt de yapılabiliyor mu musallat durumları? Musallat direkt anne karnında bir sürgen dediğimiz anne karnındaki çocuğa musallat olur. Mesela bir aylık, iki aylık, üç aylık hamilelikten onu ya düşürür veya çocuk doğduktan sonra onu boğar. Simsiyah eder, boğar adam onu bir kenara. Ay Allah korusun. Ay ama bunu derken yani kesinlikle korkmamak lazım. Bunlar bazı kişiler bunu hemen işte hocalara gidelim. Böyle bir şey yok. Doktoruyla görüşecekler. Kendileri de bildiklerini de yapacaklar. Serap diye bir takipçimiz demiş ki gelin hamileyken hiç yalnız banyo yapmıyordu bizim gelin diyor. Hep arkamda biri var diyordu. Ay Allah Allah. Kesinlikle. Mesela son dönemlerde bu var. Ben dün de birisiyle karşılaştım. Kadın banyo yapıyor. Arkamda bir adam tigil diyor. Bismillah. Ay bismillah. Yalnız yaşıyorum. Yani hocam diyor, ya vallahi. Yani elim ayağım kesildi. Bumbuz oldum. Sağa sola dinlemiyorum. Kafamdan aşağı su neredeyse yanıyor. Suyu ayarlayamıyorum. Şimdi bu iki yönlü olabilir. Bir tanesi kesinlikle acaba psikolojik de olabilir. Halüsinasyon olabilir. Ama eğer gidiyorsa yani baktığında yanından gidiyorsa bu hayaldir.
eğer kalmaya devam ediyorsa bu bizimle ilgilidir. Peki hocam, hamile kadınlarımız ne okumalı? Çocukları için yani hangi duaları edelim? Bir defa şunu söyleyeyim. Ben bunu televizyonda program, bak iyi bir yere değindiniz. Bunu size söyleyeyim. Kadınlarımız bir hata yapıyor. Çok büyük bir hata yapıyorlar. Söyleyeyim ne hata yapıyorlar. Mesela bazı kadınlarda düşük oluyor. Bu düşük olduğu yere doktora gitmiyor. Önce bir doktora gitmesi lazım. Doktora gitmiyor, bir hocaya gidiyor. Hoca da diyor ki ona, sen bir kilit bağla. Bakın bir kilit bağla diyor ona. Bir de ipleri düğümlüyor. Bir de onun üstüne takıyor. Bak mesela Fenetna suresinde ne diyor Allah? Min şerrin nefesati fil hukedi. Yani ipleri düğüm adamların da şerrinden diyor Allah. Ama bizim milletimiz diğer şeyleri ayet etmesi Fenetna suresinde biraz diyor o gibi düğüm atıyor. Düğüm atmak kadar, kilit bağlamak kadar tehlikeli hiçbir şey yok. Oo. Bunu asla yapmayacaklar. Ayet-el kürsi varken. Kesinlikle. Ya o düğüm ne işe yarıyor biliyor musunuz? Yarın bir gün o kız büyüyor. Ya o çocuk büyüyor. 20-25 yaşlarına, 30 yaşlarına oluyor. Tam evlenecek. Bakıyorsun ki evlilik işleri bozuluyor. Tam bir iş olacak, bakıyorsun bozuluyor. Yani kendini bağlıyor. Oysa Allah Kur'an'da bize diyor ki min şerrin nefesati fil hukedi. İpleri düğüm adamların da şerrinden. Oy tabii ya. Hocam yani, zaten şimdi siz bunu söyleyince çok izleyicimiz artık yazmaya başladı. Loğusalık döneminde yaşadıklarını, çocuklara musallat olmalarını. Mesela hocam başkası da görüyorsa, yani hanımefendinin gördüğünü başkası da görüyorsa artık sıkıntı çok büyük demektir değil mi? Kesinlikle büyük. Mesela ben bir aileyi biliyorum, 3 kişi bir şeyle yaşıyor. Yani artık kabullendik diyor. Hocam gönderemiyoruz, ben eve gittim. Evet gereken şeyleri yaptım ve ağlaya ağlaya, bir de alışmışlar ona, ağlaya ağlaya gönderdiler onu. Yani bildiğiniz gibi değil. Allah'ım korusun bizi. Peki hocam çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz değerli bilgilerden çok dolayı. Çok teşekkürler. Yayınımıza bağlandığınız için de sağ olun çok hocam. Çok sağ olun, hiç bizi kırmazsınız. Mersi, metafizik uzmanımıza teşekkür ediyoruz. Başına gelmeyen bilemez, anca saçmalık der kestirip atar. Allah kimsenin başına vermesin, yaşayan bilir. Neslihan Filoğlu. Of of, bak diyor ki kimse bana deli demesin ama... ne kadar çok yaşayan. Ay varmış. Bunu okumayacağım, bu çok kötü. Allah'ım yarabbim. Ay, bu işte kötü, fotoğraf bu. Yine burada. Yani Photoshop diyenler de oldu vesaire de. Ama ay, yani ben size yazacağım. Ben size yazacağım. Ama hocamız edilmesi gereken duaları da söyledi. Zaten normalde yani illa hamile olmaya da gerek yok. Okumamız gereken dualar. Evet, tekrar geçmiş olsun diyoruz. Ve şimdi...